Teşekkür ederim Sayın Başkan. İktidarın dış politikası gerçekten çok ağır eleştirileri hak ediyor. Çünkü Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor ve dış politikada ağır yanlışlıklar yapılıyor. Türkiye'nin itibarının yerlerde olduğu apaçık ortada. Basit örnekler var. Bize bir hakaret mektubu yazan Trump'ın ayağına gitmek gibi bir zillete düşen bir ülke haline geldik. Suriye saldırısından sonra Putin'in ayağına gidip orada da kapıda bekletilip televizyonlara çekilerek tüm onurumuz ayaklar altına alındı ve iktidarın hiçbir tutarlılığının kalmadığı da ortaya çıktı. Bir gün Moskova'ya, bir gün ABD'ye göz kırpan bir iktidar var karşımızda. Şangay'a mı talip olacak, AB'ye mi talip olacak belli değil. Sorun çözen değil, sorun çıkaran bir ülke haline gelmiş durumdayız. Rahip Brunson pazarlıkları apaçık yargının ne halde olduğunu gösterdi ve ayrıca S-400 konusundaki hal büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Hem o kadar para verip hem de kullanamamak, F-35'lerden de olmak, yani Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan olmaktan başka bir şey değil ve bir üçüncü dünya ülkesi, bir çadır devleti haline gelmiş durumdayız. Değerli yalnızlık deniliyordu, böyle ilginç bir kavram vardı ama şu anda AB kapılarında dolaşan bir ülke halindeyiz. Ve önemli bir konu Uygur Türkleri konusu. Defalarca sorduk bu konuyu. 39 ülke Türkiye'nin imza koymamasına rağmen 39 ülke Birleşmiş Milletler'de Çin'in soykırımcı uygulamalarını kınayan bir bildiriye imza attı. Ama Türkiye yoktu. Türkiye bunun üzerine Birleşmiş Milletler'de bir açıklama yaptı. Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Ardından Çin Büyükelçiliği adeta azarlayan bir açıklama yaptı ve bir karşılık verilmedi. Şu anda Çin devletinde en az 3 milyon Uygur Türk'ü toplama kamplarında, bunun 8 milyonu bulduğuna dair iddialar da var. Son derece ağır ihlallerle karşı karşıyayız ve bütün bunlara rağmen Türkiye'de annem nerede, babam nerede diye eylem yapan, Taksim'de eylem yapan Uygur Türkleri hemen gözaltına alınıyor, göz açtırılmıyor. Çin'le Temmuz 2019'da Sayın Erdoğan'ın bir ziyareti oldu, bir görüşmesi oldu ve o görüşmeyi takip ettik. Türkiye'nin bir heyet oluşturarak Uygur Türkleri ile ilgili sorunlu bölgeleri ziyaret etmesi planlandı. Ne oldu da Sayın Bakan 1,5 yılda o heyeti oluşturup Çin'e gönderemediniz? Nasıl oldu? Fincancı katırları ürkmesin diye mi bunu yapıyorsunuz? Bu yaptığınız yumuşak açıklamalar dostlar alışverişte görsün diye mi yapılıyor? Biz Türkiye'nin Çin politikasını eleştirdiğimizde Cumhur İttifakı'ndan bazı sesler yükseliyor. Ne yapalım? Savaş mı açalım deniliyor. Hayır, savaş açmayın. Diplomaside bir takım basamak tepki yolları vardır. Onları da yapmayı niye düşünmüyorsunuz? Bunu size sormak isterim. Kim elinizi tutuyor? Niye yapmıyorsunuz? Çin'le olan en az 30 milyar dolarlık anlaşma mı sizi engelliyor? Bu tepkisizlik haline bunu sormak isterim. Yine bölgede Türkiye aleyhine, bakın nerede olursa Doğu Akdeniz'de ve diğer birçok bölgede Türkiye aleyhine ittifaklar yoğun bir şekilde oluşuyor ve güçleniyor. Ve Türkiye'yi tehdit olarak gören maalesef ülkeler artıyor. Yine İsrail konusu, 20 milyon dolara İsrail'le Mavi Marmara şehitleri karşısında bir anlaşma yapıldı ve o kadar one minute sözleri havada kaldı ve Filistinler sonuçta satıldı. Kudüs'te bir sıkı bir dostlukla bir anlaşmaya imza atıldı. Arap ülkeleriyle de şu anda ara bozuk. Körfez ülkeleri bize boykot uyguluyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır politikasında da yine büyük yanlışlarınız oldu. Heyecanla girdiniz ve büyük bir zararla çıktınız. Çok açık bu. Ve bunun sonucunu şu anda Doğu Akdeniz ve Libya politikasında da sonuçlarını görüyoruz. Bakın Almanya Türkiye'nin gemisini arıyor. Son sözlerini bitiriyorum. Ve Suriye'de de
Amerika ve Rusya arasında sıkışan bir ülke durumundayız. Azerbaycan, Ermenistan... Son sözleri. Azerbaycan, Ermenistan savaşında da Türk askerlerinin çarpışıp çarpışmadığına dair bir açıklama bekliyoruz. Yine çok skandal bir mesele var. Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltılar Çalışma Grubu Türkiye'yi suçlu buldu. Malezya ve Kosova'daki kişilerin Türkiye'ye kaçırılması ile ilgili Türkiye'nin suçlu bulunması mevzu bahis. Bununla ilgili nasıl bir açıklama yapacaksınız? Sayın Selim, buyurun.